İmam-ı Azam bu noktada hareket ederek buyuruyor ki, herhangi bir kadın oturduğu yerde vücudunun hararetini bırakır. Bir kadın nerede oturuyorsa o oturduğu yere vücudunun hararetini bırakır. Bu ilmen tıbben sabit insanlara söyler. İşte bir kadın oturduğu yerden kalktıktan sonra bir zaman için o kadının vücudunun harareti o sandalyede, kanepede, koltukta kalır. İşte o kadının vücudunun harareti o sandalyeden, koltuktan, kanepeden kalkmadan, uçup gitmeden, izale olmadan o kadının kalktığı yere hemen oturan bir Müslüman erkek haram istemiştir, o kadınla zina etmiş hükmedir diyor. Şimdi söyleyin bana, bu cemiyetin yaşadığı hayattan Allah razı mıdır? Söyleyin. Bırakın partiyi pırtıyı bir yana. Cemiyetiniz cehenneme gidiyor sizin. Kanınız, kızınız, çoluk çocuğunuz, bütün zürriyetiniz, hacınız, hocanız hırsı cehenneme gidiyor bu cemiyetin. Bırakın çekişmeyi. Bu cemiyetin İslam'ı yapın. Cemiyeti İslami hakikatlere getirin. Otobüslerde, vapurlarda, trenlerde, dolmuşlarda kadınlarla erkeklerin kucak kucağa zina ederek hayat sürdüğü bu cemiyetten vallahi Allah razı değildir. Önüne gelen adama Allah razı olsun deme. Cehenneme gideceksin, ne var altındasın. Bu cemiyetin neresi Allah razıdır. Efendiler, İslam hukukuna göre İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz büyük müçtehit şunu haber veriyor. Bir Müslüman erkek annesi, kız kardeşi, halası, teyzesi gibi akrabası olmayan yabancı bir kadının iki bacağının arasına bir saniye aleti tenasülüne bir saniye gözüyle şehvetle nazar etse o kadının kızını ebediyen alamaz zina etmiş hükmündedir. Açın okuyun kitapları. Bir Müslüman erkek, gayrimüslimleri konuşmuyoruz, biz İslam devletten. Allah razı olsun dedikçe şeriatten konuşuyoruz. Hayatımızı hesaba çekiyoruz şimdi. Ben bununla mükellefim. Bu cemiyet Müslüman mı değil mi onu anlatıyorum. Sokaklarıyla, caddesiyle, televizyonuyla, radyosuyla, üniversitesiyle, ilkokuluyla, lisesiyle, ortaokuluyla bu cemiyet vallahi Müslüman cemiyet değildir. Yeminle söylüyorum. Gelsin ispat edeyim. Kim gelirse gelsin. Hangi hoca gelirse gelsin. Allah'a harbaşmış bir cemiyet bu. İslam'da zina haramdır. Zinaya götüren, zinayı propaganda eden bütün vasıtalar da haramdır. İslam'da zina haramdır. Zina eden kadınların resimlerini, açık saçık resimlerini basıp yayan ve satan gazeteleri cebine sokup gezdiren Müslümanlar da aynen zina etmiş hükmünde olacaklardı. Haramdır o da. Zinaya götüren bütün vasıtalar da haramdır. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men messem ra'eten bi şehvetin harumet aleyhi ümmüha ve ibnüha. Dikkat edin. Bir erkek annesi, bacısı, kız kardeşi gibi olmayan namahrem, yabancı bir kadınla bir Müslüman erkek elini uzatıp da yabancı bir kadın, yani annesi, kız kardeşi gibi bir şey değil, yakın akrabası değil, yabancı, ama komşusu, ama arkadaşı, ama şu bu, ne olursa olsun. Değil mi ki kız kardeşi değil, değil mi ki annesi değil, değil mi ki halası değil, değil mi ki teyzesi değil. Böyle olmayıp da yabancı bir kadınla elini uzatıp tokalaşırken şehvete gelirse, içinden şehvi bir gıcıklanma hissederse, o kadınla zina etmiş hükmündedir, o kadının kızıyla ebediyen evlenemez. İslam'ın hükmü budur.